yukarı havza sel kontrolü eylem planı programımız çerçevesinde 2022 yılında başlayan çalışmalarımız 2023 yılında devam etti. 2024 yılında da devam ediyor. An itibariyle 30 adet tesisi 20 milyon harcayarak bitirdik. İnşallah yukarı havzada sel sularının taşıdığı harfiyatın yukarı havzalarda depolanarak aşağıya tehlikenin azaltılması konusunda katkımız olacak. Bu çalışmalarla hedefimiz yukarı havzada oluşan ani yağışlarla oluşan yüksek miktardaki su akışının hızını hafifletmek, taşıdığı materyali yukarılarda depolayarak aşağıya daha az miktarda harfiyatın ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu maksada matuf yaptığımız çalışmalarla geçtiğimiz süre içerisinde yağan yağmurlar sonrası daha az materyal taşınımı olduğunu tespit ettik. Tabii toplam taşkının büyüklüğünü dikkate aldığımızda yukarı havzalardan gelen sel sularının etkisinin çok böyle fazla olduğu söylenemez. Ama yani esas ana derelere inen tali dereleri böyle yaptığımız çalışmalarla daha tehlikesini azaltmış olacağız. Tabii bu çalışmaların birçok havzada yapılması gerekiyor. Kurum olarak planlarımız ve programlarımız çerçevesinde her yıl bu çalışmaları sürdürerek yukarı havzalardan ana havzalara daha az miktarda taşınım olmasını sağlamaya çalışacağız. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğümüz yerleşkesi de sel felaketi esnasında çok büyük zarar gördü. İki adet binamız yıkıldı, idare binamız hasar gördü. Bunların yerine daha işlevsel, daha kullanışlı, daha günün teknolojilerine uygun güzel hizmet binaları yerine inşa ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Kesmemize gerek yok diyor. Büyükleri görelim diyor. Öyle mi? Doğru. Gerek yok. Tamam. İki tane de aşağıda derin. Nasıl yıkıyor bak. Ya derisi geliyor. Kütürtüsüne bakın. Dinleyin bak sesin. Ağaçların sesine bakın bak. Köprü de gitti. Yıkıyor ağaçları. Kapanmış. Nereye kapanmış? Bastım yok.